Mehmet Göktaş, Doğru Haber. Şaşırdık hangi gavurla olacağımıza. Öncelikle belirtmeliyim, gavurluğu gerçekten hak ediyorlar. Başka bir kelime bulamıyorum bunlar için. Özellikle Amerika ve Rusya'yı kastediyorum. İsterseniz Avrupa'yı da ekleyebilirsiniz. Türkiye olarak ancak bu kadar şaşkına dönebilirdik ve dönmüş durumdayız. Siyasilerimiz ve onların ağzına bakan medyamız bir o yana koşuyor, bir bu yana. Amerika'nın bundan böyle Türkiye için stratejik bir ortak olamayacağı konusunda kanaat oluşmuş durumda. Bırakın stratejik ortak olmayı, bize yaptıklarını şöyle alt alta yazdığınızda Amerika'dan daha büyük bir düşman göremezsiniz. Ülkenizin yönetimini doğrudan devirmeye yeltenen, darbecilere üs olmaya hala devam eden, etrafınızı çevreleyen düşmanlarınıza binlerce tır silah veren, vermeye devam eden, ancak düşmanlara yapılabilecek ticari savaş yürüten birisine en büyük düşman değil de ya ne diyeceksiniz? Durum böyle olunca kendimize başka kapılar aramaya başladık. Zaten onlar da hazır bekliyordu. Rusya'yı kastediyorum. Bütün dünyanın, özellikle Amerika ve Avrupa'nın kıskanacağı bir yakınlaşma yaşadık ve hala yaşıyoruz. Yaşananların doğruluğu, yanlışlığı bir yana, ne yeni stratejik dostlarımızdan ne de eskilerden tam bir dürüstlük göremediğimiz gibi sükutu hayalimizden bir türlü uyanamıyoruz. Suriye meselesi öylesine içinden çıkılmaz hale geldi ki, eski müttefiklerimiz gibi yeni müttefik adayımızı da yavur diye nitelemekten kendimizi alamıyoruz. İran buluşmasına 3-4 gün kala Rusya'nın İdlib'e saldırmasının nasıl bir izahı olabilir? Karşı karşıya olunan insani felaket bir yana, dürüstlük ve ahlaki açıdan nasıl izah edilebilir? Böyle bir Rusya ile bundan sonra kaç adım daha birlikte yürünebilir? Zaten bunu fırsat bilenler, ne varsa yine Amerika'da var, hatta bu işler bizzat Trump'la çözüme kavuşur demeye başladılar bile. Buyurun, gavurlardan gavur seçin kendinize. Hangisini seçerseniz seçin, olan Müslümanlara olacak. İdlib insanına olacak. Ve onların ateşi yine bizim kucağımıza düşecek. Artık ümitlerimiz İran'da yapılacak son görüşmeye kilitlenmiş durumda. Fakat biz inanıyoruz ki er veya geç bu gavurlar Diyar-ı İslam'dan defolup gidecekler. Ümmetin arasına örmeye çalıştıkları yalıtkan duvarı öremeyecekler. Bugünlerde geçecek inşallah. Rabbim o güzel günleri görmeyi ve katkıda bulunmayı bizlere nasip eylesin.